Herkese merhabalar. Nasılsın Tonguç? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Evladım bak, Tonguç Akademi'de öncelikle mühürümüzü basıyoruz ve bugün sana test çözme tekniklerini göstereceğim Tonguç. Hocam bunu hiç kimse göstermedi, çok teşekkürler. Evladım gene başladın iltifatlar yağdırmaya. Tonguç, testlerde nasıl yapıyorsun sen? Nasıl atıyor musun yoksa bir belli bir tekniğin var mı? Hocam testlere 4 seçenek var. İlk başta 2'ye indirmeye uğraşıyorum. Evet. Sonra ikisinden bir tanesini şey yapıyorum hocam. Anladım. Seçiyorum. Peki 5 seçenekli YGS, LYS sorularına ne yapıyorsun Tonguç? Orada hocam yine 2'ye indirmeye çalışıyorum ama o birazcık zor oluyor hocam. Anladım. Yani şey o piti piti falan tarzında şeyler mi yapıyorsun? Yani hocam farklı taktiklerim var benim Tamam. kendi Şimdi açımdan. birincisi test çözme tekniklerinde şunu çok iyi bilmelisin Tonguç. Senden ne istiyor yani sorunun kökünde senden ne istediğini iyi bilmelisin ve sana bilgiler olarak neler vermiş bunu da bilmelisin. Sonuçta bu yazılı sınav değil. Hani yazılı sınavlarda hoca direkt soruyu sorar ve altına boşluk bırakır öyle değil mi yazman için? Evet hocam. Fakat test tekniğinde bazı bilgileri sorunun içerisine gömer. Yani sorunun içerisini dikkatli bir şekilde okursan görebilirsin. Hep Ya saklıyorlar hocam zaten. aynen, Dolaylı aynen. dolaylı. Sorunun içindeki anahtar kelimeleri bak. Anahtar kelime çok önemli Tonguç. Anahtar kelimeleri seçeneklerde de aramalısın. Yani Anahtar mı yazıyor hocam kelimeyi? anahtar yazma evladım. Şöyle bak. Mesela diyelim ki bir tane tarih sorusu. Demiş ki Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz demiş. Ve Misak-ı Milli'de yer alan Türklerin oturduğu yerler bölünmez ve ayrılmaz bir bütündür, parçalanamaz demiş. Maddeleriyle vurgulanmak istenen nedir diyor. Şimdi burada dikkatini çektiyse bir kelime, birkaç kelime sürekli vurgulanıyor bak. Bütün kelimesi, bir daha vurgulanmak, bütün kelimesi, görüyor Evet musun? hocam. Milli sınırlar, Türk kelimesi. Bunlar demek ki soruyla alakalı bir şey burada vurgulayacak. Defalarca aynı şeyi vurgulamış. Şimdi seçeneklerde doğru cevap işaretlerken yine buna benzer kelimeleri aramalısın. Tabi bu biraz daha seçiciliği az olan bir soru. Bütün sorularda bu taktik tutmayabilir. Ama genellikle Türkçe'de, tarihte, Sözel derslerde. sözel derslerde ve bazı sözele yakın biyoloji derslerinde cümlelerin içerisindeki ifadeleri seçeneklerde aramak işine yarayabilir. Anladım hocam. Mesela İstanbul'da ayrı bir yönetim kurulacağı. Burada ayrı bir yönetimden bahsetmedi. Saltanat ve halifeliğe bağlı kalınacağı. Burada halife, saltanat kelimesi geçti mi Tonguç? Yok hocam. Bu orijinal birebir sınav sorusu bu arada Tonguç'cum. Yani birebir Çıkmış aynısı. soru mu Aynen. hocam? TEOG'da çıkmış bir soru bu. Oo. Azınlıklara ayrıcalıklar verilmeyeceği. Azınlık kelimesi var mı Tonguç? Yok hocam. Yok. Ülke bütünlüğünün korunacağı. Bak Oo hocam. bütün, bütün, bütün. Bariz bu ya. Bariz. Bariz bu Esasında ya. çok da kolay bir soruymuş değil mi Tonguç'cum? Evet hocam. Harika bir insansın. Şimdi bir de sorularda vurgulanan yerler çok önemlidir Tonguç. Mesela yoktur dediği halde bazen insan vardır işaretler. Anlatabildim mi? Aa. Veyahut da yalnızca der. Yani sadece bu bilgilere bakarak. Veyahut da ulaşılamaz der. Ulaşılamaz ne demek Tonguç? Hocam çok zor yani ona Değil bir mi? türlü Yani ulaşamayız. bak ulaşılabilir demek yani belki seçeneklerden yorum yaparak çıkarabilirsin. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla ulaşılamaz ve yoktur sorular arasındaki farkı bileceksin. Ulaşılamaz Farklı soruların mı hocam bunlar? tabii ki bak. Şimdi sana Aynı gibi duruyor. aynı gibi duruyor ama mesela sana bir paragraf verir. Bu paragrafta hangisi yoktur diyorsa direkt olup olmadığına bakacaksın. Ama ulaşılamaz diyorsa bu sefer dikkatli olman lazım. Çünkü ulaşılabilirdir diğer seçenekler. Yani tam olarak Aa, yazmıyordur ama var okuyup dedi. yorumlamanla çıkarman gerekir. Anladım. Mesela şu tarz kelimeler genellikle doğru seçeneklerde olur. Yani mesela hangisi yanlıştır dedi ya Tonguç sana. Evet hocam. Eğer bazı seçeneklerde böyle iddialı ifadeler vardı. Çok iddialı. Tamamen, ilk, kesinlikle, mutlaka, sadece bu tarz kelimeler çok iddialı kelimelerdir. Bu iddialı kelimeleri gördüğün zaman o kadar da doğru olmayabilir. Sonuçta hayatta her şey kesinlikle tamamen mutlaka olmayabilir öyle değil mi? Evet hocam. Bilhassa sözel sorularda bu tarz kelimelerin bulunduğu seçenekler yanlış seçenek olarak kabul ediliyor Tonguç. Anlaşıldı mı? Anladım Bir hocam. de pay ve oran ifadelerine, kelimelerine dikkat edeceksin. Çünkü yukarıda sana sayısını verir, payını ister. Payını verir, sayısını ister. Sen buna çok dikkat edeceksin. Bilhassa sorunun tüm etrafını gözetleyeceksin. Hocam bayağı çok dikkat edeceğimiz şey var ya. Tabii ki Nasıl soruların... bunların hepsini aklıma tutacağım Şöyle hocam? Tonguç, diyelim ki şu bir soru ya. Diyelim ki şu bir soru. Soru esasında 3 parçadan oluşur Tonguç. Birincisi bilgi parçası. Bilgiyi zaten dersine çalışaraktan öğreniyorsun. Tamam hocam. İkincisi motivasyon yani dikkatinin yerinde olması parçası. Eğer sınav günü yorgunsan, dikkatin dağınıksa, bu tarz tekniklere dikkat etmiyorsan soru zaten gider. Anlaştık mı? Anladım Bildiğin hocam. halde yapamazsın. Hep dikkat hatası yapıyorum hocam ben. Aynen işte dikkat hatasını azaltmak için ikinci maddeye de dikkat etmelisin. Anlaştık mı Yani Tonguç? motivasyonumu çok mu dikkatli tutacağım? Aynen yani gerektiğinde sporlarda yapmalısın sınav sırasında. Yani böyle bir Spora spor yani el kol dumbbell hareketi. götürebilir miyim Dumbbell sınavı? götürebilirsin ya da böyle bir ip atlarsın mesela sınavda. Hayır onu demek istemiyorum. Böyle bir gerilme hareketleri yapmak. Hani böyle dikkatini toplayabilecek hareketler yapmak. Veyahut da sınava hazırlık Ha. sürecinde de belli bir spor faaliyetini devam ettirmek. Mesela günde 5-10 tane şınav çekmek. Hocam, Mekik çekmek gibi. biz bir macera duydum. Öndeki adam gerinme hareketi yaparken Evet. arkadakinin suyunu devirmiş hocam. Eyvah. Suda cevap kağıdının üzerine dökülmüş Eyvah hocam. eyvah eyvah. Sonra da ne olmuş biliyor musunuz Ne hocam? olmuş? Adamın sınavı iptal olmuş. O da sınav bitince öndekinin cevap kağıdını almış bir anda Hı. ve yırtmış hocam. İnanmıyorum ya. Birbirlerine acayip şey yapmışlar.
Korkunç bir olay. Allah kimse vermesin öyle bir sıkıntı. Şimdi bir de turlama taktiğini uygulamasın. Turlama taktiğini bence sen çok iyi biliyorsun Tonguç. Neydi turlama taktiği? Hocam bisikletle doğada turluyoruz, geziyoruz. Hani Hayır. aynı şeyi testte mi yapacağız hocam? Aynı şeyi test yapacaksın. Yani testte öncelikle kolay sorulara bakacaksın. Yani yapabileceğin, hızlı bir şekilde işaretleyebileceğin sorulara bakacaksın. Ne demiştik? Her soru bir dakikadır demiştik. Öyle değil Evet mi? hocam. Eğer bir soruya birden fazla dakika vermen gerekiyorsa muhtemelen ya dikkatin dağıldı, sorudaki görmen gereken kısmı göremiyorsun, ya da soru biraz daha seçiciliği fazla. O soruyu boş bırakman gerekecek. Dolayısıyla hemen kolay sorulara geçmeli. Yapabileceğin tüm soruları yaptıktan sonra diğer sorulara bakmalısın. Anladım hocam. Şimdi tonguçakademi.com'a üye oldun mu Tonguç? Hocam olmak istiyorum. Nasıl olacağım? Ücretli mi hocam? Ücretli değil evladım. Gidiyorsun, ücretsiz bir şekilde mail adresini girip üye olabiliyorsun. Ve Facebook, Twitter, Instagram'da bizi takip etmeyi unutmuyorsun. Tamam mı Tonguç? Tamam hocam. Hadi bakalım.